Evet gün boyunca bağırsaklarımızda adeta biriken bizi kıvrandıran, şişkinlik yapan, vücudumuzda baskı oluşturan bu gazı patlatmak üzere. Yani daha doğrusu vücudumuzu uzaklaştırmak üzere neler yapabileceğiz bunları değerli hocamla konuşmaya devam ediyoruz. Ve gelsin bakalım gazınız varsa ne yapacağımız azaltmanın yolu. Kısa vadeli çözümler. Kısa vadeli çözümler 5 tane, uzun vadeli çözümler 5 tane. Ya bunlar bizim seçtiklerimiz. Tabii ki hocamın ekleyecekleri veya bunları artırabilecek durumu var ama yürüyüşe çıkmak neden önemli? Fiziksel aktivite bağırsak hareketlerinizi artırır. Bağırsakta bakterilerin fermente besinlerle daha iyi olmasını bakın. Bağırsak bakterilerine bile etkisi var diyorum. Enzimlere, midenin kasılmasına bile etkisi vardır. Evet yürüyüş önemli. İkincisi. Evet yoga pozları. Şimdi ya çok ilginç vücudunuzdan yel alan poz diye bir şey var. Yani böyle... Gastro oriental dans var. Ya Gazı ve böyle bağırsak gördüm. hareketi için bağırsak oriental dansı. Şimdi baktım ya normalde biz dedim bunu bel fıtığında filan insanlara bel, e, beli güçlendirmek için işte dizi esnetmek için filan tarif ediyoruz diye. Şimdi çok özür diliyorum ya çok affedersiniz bunu gerçekten gösterdiğim için ama günün sonunda rahatlamak için insanlar bir şeyler yapmaları gerekiyor diye tahmin ediyorum. Şimdi gördüğüm Hava havayı bedenden uzaklaştıran veya havayı alan poz gibi bir şey. Hocam normal yatıyorsunuz ya sırt üstü. Bir ayağınız yerde düz. Normalde bel egzersizinde falan yani konuştuğumuz bölümlerden bu aklıma geldi ama görünce e, size de sormak istedim. Karnımızda normalde gazımızı çıkartabilmek için peristaltizm yönünde yani bağırsakların hareket yönünde yani karn... saat yönünde. Saat yönünde parmak masajı yapabilirsiniz. Bunu birazcık daha belki bastırarak yapabilirsiniz. Bu bir. Bu gazın içeride hareket etmesini sağlayabiliyor veya sıkışan trap olan yani bir yerde tuzak halinde kalmış olan gazın uzaklaşmasını sağlıyor. Diğer taraftan dizinizi bu şekilde böyle çekip karın, karın boşluğunuzu biraz azaltmak. Bunu da, bunu da görünce aklıma bizim Atatürk tuvalet geldi aslında değil mi eski e bu hareket tuvalet ona yakın pelvis kaslarını uyararak daha rahat kaka yapmanı sağlıyor. Bu da e, çok doğru. Gaz çıkartmayı da mı sağlıyor bu yani? E, hani taburede koyup yapmakla karnı çekmek aynı mantıktan. Tabure koyun diyoruz ya. Evet. Bu dediğinde daha iyi pelvis kaslarında çalışıyor, daha iyi itmeyi sağlıyor. Yani böyle çekebiliyorsunuz. Birazcık işte belki de. belki böyle. Ondan sonra belki diğer taraftan da yine aynı şekilde belki ikisini birden de bu şekilde yapıp sağa sol yapabilirsiniz ama ya çok ilginç cevaplar geliyor. Biz bunları sorduk insanlara e, gaz işte be, be, yani kendiniz ne yapıyorsunuz filan diye ya günlük hayatında hocam e, mesela araba yürürken gaz çıkartmayı daha kolay yaptığını söyleyen insanlar var. Bunları tabii yayınlamak istemiyoruz ama e, yürüyüşün gaz'a faydası olduğunu söyledik. Hareketleri de aktive. Ama aynı ya. zamanda gaz çıkışını da rahatlatıyor. Evet. E, mesela araba kullanırken yani genelde yalnız araba kullanmayı tercih ediyorum diyen bir izleyicimiz oldu. Yani Günün sonunda bunları bizlere sağlık durumlarını anlattıkları için yayınlamak istemiyoruz. O yüzden şey yaptım. Ama mesela araba kullanırken daha rahat gaz çıkışı sağladığını söylüyor. Çünkü muhtemelen o arabadaki titreşimin buna sebep olduğunu düşünüyorum. Bunun gibi birçok hikaye. Ama şunu söylemek istiyoruz yani kısacası tuvalet alışkanlıklarınız vücudunuzu esnetme alışkanlıklarınız. Ondan sonra belki o bağırsağınızın içerisindeki gazın hareketini arttıracak her türlü hareket buna katkı sağlayabilir. Kesinlikle kısa vadeli bir çözüm. Yağlar koymuşsun koydun ya sen. Evet. Mesela onlar var mı orada? Bence var. Tamam o zaman ona nasıl Bence konuşalım. var. Kısa vadeli çözümler devam ediyor. Üçüncüsü. Yani. Bir ya? şey içinde Halit öyle. Mesela kabızlıkta biz yürüyüşü de şart koşarız. Hani dedin ya kesinlikle çıkışı bağırsak hareketini gazda da öyle. Hani gazda tutmak sürekli tutmak okul öğrencileri yapamıyor edemiyor. E bir müddet sonra kaka çıkışı ile beraber gaz çıkışında da biz ıkınmakla göğüs ve karın nefes egzersizi gibi birçok olayı beraber yapıyoruz. Evet. Onu da bozulmalara yol açabiliyor. Aynen dördüncü maddeyi göreceğiz. E, gaz gidericiler. Beşi de açar mısınız? Bunlar kısa vadeli hızlı çözümler ve oldukça etkili. Bir uçucu yağlar var. Ee, uçucu yağların yanında e, diğer taraftan işte gazla ilişkili olarak e, çiğneyebileceğiniz e, tabletler var ve e, nane diye yazık nane'nin de böyle bir rahatlatıcı bir şey var ama ben buraya özellikle rezene de getirdim. Rezene halk arasında popüler. Rezene çayı filan. Ben bunu çekirdek gibi aslında bazı Hint restoranlarında e, özellikle böyle tohum. sofraya gelir e, tohum halinde bunu böyle yiyin ki hani sindirimizi rahatlatsın diye. Şunlardan şöyle biraz bahsedelim. Ee, şimdi şöyle o kadar çok önemli ki mutfağı değiştirmek. Bir amacımız ne yapacağız? Yağların etkisi. Yağlar iki türlü etki eder. Bir uçucu yağlar bir sabit yağlar. Uçucu yağlarda burundan kokladığınız an beyni etki ederler. Sabit yağlarda biz içeriz bunları. Kimyon yağı gibi, kişniş yağı gibi. Bunları kullanmakla mide hareketi, asit mide bariyerinde, safra kesesinin salgılaması enzimler gibi biz bunları hani derste de anlatıyoruz. Sinerjik birçok etkisi yan yana var. Aynı zamanda hareket dedin ya saat yönünde. Karına bu yağlardan özellikle beraberinde de mesela lavanta olabilir, biberiye de olabilir. Bağırsak hareketleri içinde, karın nane içinde ama nanenin seyreltilmesi cilde uygun olması yoksa tarih eder, yakar. Yani hem harekete hem sindirime faydalı. Şimdi tabletler en son seçenek hangi tablet? Gaz bağlayıcılar bağlayıp onları vücuttan atanlar. Doğal da olsa ben en son çare. Sen demin ne dedin? Mesela biz bunlarda bitkisel çaylarını verebiliriz. Sindirim reçineleri hazırlayabiliriz. Bunlardan mesela kimyon, kişniş, sadece rezene değil. Salatalara, yemek öncesi, yemek kaynadıktan sonra atmak tabağına yoksa etkisi gitmesin diye. Ama ben soruyorum kimse bunları yapmıyor. Ağzınıza yemekten önce tohum olarak atmak ya da sadece tozunu değil tohumunu da çay gibi demlemek. Onları da göreceğiz. Bunlar korkunç faydalı. Evet çok güzel. Peki uzun vadede ne gibi çözümler üretebiliriz? Bunu merak ediyorsanız birinci madde lifli gıdalar. Lif. Bir emiliyen emilmeyen lifler var. Emilmeyen lifler bir kere şu madde hani şunu dediğimizde bu tamamen emilmiyor diyemeyiz. Ama biz brokolilerin lahanadan bahsediliyorsak emilmeyen lif ağırlığı var. Kardeşim bu senin vücudun. 1 milyar tane gaz şişkinliği koyalım hepsi değişik. Pişirme içerik miktar. Emilen ve emilmeyeni ortak al, emilmeyen lif miktarını arttırma. Mesela burada gördüğümüz havucun daha az fruktozu var, daha emilebilirler arasında. Ama işte demin saydığımız bazı şeyler daha kötü. Vücudunu tanı, emilen emilmeyen lifi birlikte al. Evet şimdi lif şöyle adeta süpürge gibi. Tamam şimdi bağırsanızın içerisinde o kadar çok şey birikmiş olabiliyor ki gıda artıkları var. Bakteriler var, çeşitli toksinler var, çeşitli sıvılar var. Ondan sonra hücum ve dışkı artıkları var. Bunlar belirli yerlerde park etmiş gibi, sıvama yapmış gibi duruyor. Dolayısıyla gaz da yani bir akışkanlar mekaniği kapsamında bağırsak içi temiz olsa belki çok daha rahat bir şekilde hareket edebilecek ama onun sağa sola takılmasına sebep olan durumlar da olabiliyor. Dolayısıyla lif ne yapıyor? Bir defa bağırsaklarımın içerisini adeta süpürmemi sağlıyor. Adeta süpürmemi sağlıyor. Süpürdükçe ben bunları dışarıya atabiliyorum. Dolayısıyla lifli gıdalarla beslendiğimde bağırsamın içerisi temizlenmiş ve Alan da oldukça güzel açık bir hale gelmiş oluyor. Yani burada e, bunun üzerine biz daha rahat bir şekilde alanda açıldığı için gazımızı da çıkartabilmiş oluyoruz e, diyebilirim ve uzun vadeli çözümlerde şimdi ikinci maddemize geçelim. Evet ikinci maddemiz gazlı içeceklerden. Uzak durun diyoruz. Daha önce hem sebep oluyor diye anlatmıştık ama aynı zamanda bunun mutfağınızda da mümkün olduğu kadar olmaması gerektiğini söylüyoruz. Ve üçüncü maddeye geçelim. Sakız çiğnemiyorsunuz bıraktık. <laughs> Devam edelim. Probiyotikler en akıllı çözüm galiba burada. Hangi doğal pro ya da prebiyotik ne kadar miktarda? Evet. Bunu tanıyacaksın. Hani baklagillerin içinde de var, yosunda da var, koyu yeşillerde de var, turşularda var. Bazı şeyleri kendin yapıp aralıklı tüketeceksin. Gaz yapıyorsa az miktarda ama bunları almak senin bakterilerle bağırsakta da daha az gaz yapıcı floraya sahip olman sağlar. Evet, olur. probiyotikler, prebiyotikler yine üzerine konuşulması gereken ayrı bir konu olarak notumuza geçti ve 5 diyoruz. Evet, tuz. Ne oluyor da vücutta biriken ödemde de eş zamanlı olarak gaza sebebiyet veriyor? Ee, su retansiyonu mi? ne yapar yani? Diğer katkı maddelerini azalttığınızda 2-4 gram içinde mineral ya da elementlerin de olduğu hani kaya ya da okyanus derler ya öyle ama fazla miktar aldığınızda bunu bir de rafine hani sodyum klorür dediğimiz adi işlenmiş aldığınızda vücutta ödem su tutucu ve bağırsak florasının enzimlerinde kötü etki eden durum olur.